Andırra selam söyle gökte uçan turna kuşu. Andırra selam söyle Andırın'ı sevenler. Andırın'dan uzak kalanlar, Andırın'ı özleyenler ve Andırın için çırpınan saygıdeğer insanlar. Değerli seyirciler, Andırın'a selam söyle bugünkü programımızın konusu. Ve bu program için İstanbul'dan buraya gelen ve Adana'da Andırın için, Andırın davası için yoğun uğraşı veren çok saygıdeğer konuklarım var. Önce onları size tanıtayım. Evet, hemen yanı başımda Sayın Misal Polat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlısınız Misal Bey. Andırım'a hizmet vermek tabii ki her zaman bizi heyecanlandırır. Hemşerilerimize de ve Andırım'a hizmet vermek bizi her zaman heyecanlandırır. Sayenizde bugün de Andırım'ımızı ve hemşerilerimizi, kültürümüzü burada tanıtmaya çalışacağız. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. İsmim Misal Bolat, harita kadastro mühendisiyim. Adana'daki Andırımlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığını icra ediyorum. Elimizden geldiği kadarıyla hemşerilerimizin bir araya gelip neşelerini, kederlerini paylaşmaları için ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Teşekkür. Evet, böyle diyor Sayın Misal Bolat. Evet, Misal Bolat tabii şu an Adana'da hem bir iş adamı hem de sivil toplum örgütünde başkanlık yapan bir çalışkan ağabeyiniz, arkadaşınız. Evet, birazdan Misal Bey'in çok farklı bir olaya parmak basmasını ve onun projesini göreceksiniz ama İstanbul'dan gelen Adana'ya saygıdeğer Hüsnü Karcı, hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür Nasılsınız? ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nedir bu Andırın sevdası Hüsnü Bey, sizi buraya kadar Vallahi getiren? Doğup büyüdüğümüz topraklar, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz topraklar. Bizim buraya bir vefa borcumuz var. Bir Yani ne kadar Andırın uzakta olursa. kimliği var mıdır Andırın'a özgü? Orada insanların yüreklerinde birbirini bağlayan çok özel bir duygu var mıdır Andırın'a Olmasa ilgili? zaten gelmeyiz. Mutlaka vardır. Bir de Andırın çok özel bir bölge. Yani geleneksel kültürü yaşayan, yaşatan, yani günümüze değin yaşatan özel bir kültüre sahip bir coğrafya. Onun için çok seviyorum. Yani kültürünü yaşattığı için. Çünkü günümüzde artık özellikle şehirleşmeyle birlikte deformasyon, dejenerasyon başladı. O kimliği korumamız gerekiyor. Yani bizim mücadelemiz de bu. Evet diyor Sayın Hüsnü Karcı. Hüsnü Karcı bir folklor araştırmacısı, sosyal bilimci, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil mi? Evet, Görevlisiniz Hüsnü Bey. Kültür AŞ'de Kültür Müdürlüğü'ne yapımcı olarak, yapımcı sıfatıyla Evet değerli seyirciler, görevli. Andırın'a selam söyle derken bakalım Andırın'da neler var? Andırın tarihinde, kültüründe ve güncel olarak Andırın'da Andırınlar ne yapıyorlar onu görelim. Tarihe yolculuk yapalım ve siz Andırın'ı izleyin. Evet, Yüce Tanrı yeryüzünü ne kadar güzel yarattı. Dünyamızın yaşı 5 milyar. Masmavi denizler, dağlar, ormanlar, kuşlar, canlılar. Uzunca bir zaman sonrasında dünyamız bu şekilde görünüyor. Evet, dünyayı yaratan o büyük yaratıcı, buradaki insanların ve tüm canlıların birer hikayesini de onlara sunmuş. İsterseniz bu masmavi küresel dünyamızda bir bölgeye dikkatle bakalım ve oradaki farklılıkları algılayalım. Evet, o farklılıklar küresel dünyamızın Doğu Akdeniz'in Toros'taki bir beldesi Andırın. Evet, Andırın'a geçelim arkadaşlar. Evet, Ezeçer, burası Andırın. Yok, hemen geçmeyin. Önceki görüntüye gelelim. Herkes görsün Andırın'ı. Evet. Dünyamızın uydudan baktığımız zaman o güzel görüntü içerisinde Doğu Akdeniz'de hemen Çuvalık'ın kıyısında Maraş'a bağlı bir bölge Andırın ilçesi. Köyleriyle, kent merkeziyle, dağlarıyla, insanlarıyla Andırın bir başka. O başkalığı uydu fotoğrafı böyle gösteriyor. Bildiğim kadarıyla dünyada yani Türkiye'de orman bakımından çok zengin bir yer. Evet, dikkatle bakın Andırın'ın sınırlarına derzeciler. Aşağı tarafında bir aşağı Andırın var. Orada hemen Karatepe Baraj Gölü var. Yukarıda bir kervan yolu geçer bu coğrafyadan. Andırın ilçesi, Azgın Kalesi, Geben, Meryem Çinibeli ve Göksun. Bu coğrafyada o kadar zengin orman var ki çiçekler, kuşlar, her şey bunlar iç yaşarlar. Ancak bir sıkıntı var. Andırın'da doğar ve oradan uzaklaşır insanlar. Evet, bu uzaklaşan insanların kalpleri hep oradadır.
Gönüller oradadır. Evet, bu coğrafyanın hikayesi de bambaşkadır. Andırın çok güzel bir yerdir her şeyiyle. Evet, o güzelliği şimdi hep beraber göreceksiniz. O güzelliğin olduğu yerde deriz diye. Bakın bu uydu fotoğrafında Toros Dağları'nın o coğrafyadaki en zirve kısımları. Şimdi bu görüntünün üst sol tarafta o beyaz olan yer Yoğurt Yemez Dağları. Onun eteğinde Savrum Vadisi var. Hemen onun sağ tarafında Ağaca Dağı var. Ağaca Dağı kış boyunca hatta yaza gelinceye kadar üzerinden kar dağların eksik olmadığı, yörüklerin, köylerin çıktığı çok güzel bir yerdir. Kadirliler ve Andırlılar Ağaca Dağı bakaraktan hangi mevsim, hangi ay olduğunu görmeye çalışırlar. Ağaca Dağı insanlar için bir umut kaynağıdır. Evet, Ağaca Dağı'yı görmek ve oradaki güzel yaşamak lazım. Burası Ağaca Dağı ama Ağaca Dağı'nın eteğinde bir küçük dağ daha var. O dağ Kadirli Andırın sınırını teşkil eder. O dağın adı Turna Dağı. Evet, o Turna Dağı'na tarih boyunca Afrika'dan, Orta Doğu'dan gelen turna kuşları oraya konar, yuva yapar, yumurtasını bırakır, yavrularını çıkarırdı. İşte elimizdeki tarihi belgelere göre günümüzden 500 sene önce, 400 sene önce Anadolu coğrafyasında en çok turnanın eğleştiği, yaşadığı yer olduğu için o küçük dağda Turna Dağı ismi vermişler. Turna kuşu bölgemizin kültüründe, bilhassa halk kültüründe o kadar benimsenmiş ki türküler söylenmiş, hikayeler uyurulmuş. Evet, Turna Dağı bir bambaşkadır ve bu dağın ismi Kadirli Andırın sınırındaki bir dağlık bölgeye verilmiştir deriz Ecer. O bölgenin apayrı bir güzelliği vardır. Turna kuşları gökyüzünde uçuyorlar ve bir selam söylüyorlar gittikleri her yere. Turna, evet. Belki bugünkü nesil de bilmez ama bundan 50 sene önce veya 100 sene önce Çukurova'da turnaya bakar insanlar sevgilisini hatırlar, şiirler söyler, türküler söylerdi. Evet, turna kuşları çok çok güzeldi. Bu kuşlar o dağlardaki Ağaca Dağı'nın eteğindeki Turna Dağı'na konardı. Şu an fotoğrafta bir grup turna ağacını görüyorsunuz. Hemen diğer fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Evet, bir turna kuşu konmuş tarlaya yumurtalarını bırakmış. Etrafına dikkatle bakınıyor. Salına salına geziyor. Arzu endamıyla, çıkardığı sesiyle turna kuşu bir gencin, bir sevgilinin sevgiliye bakması gibi adeta sever insanlar sevdiğine turna kuşum diye hitap etmişler ve böyle şiirler söylemişler, şarkılar söylemişler, efendim türkü söylemişler. Hemen bunu söylerken tabii o coğrafyayı adım adım gezen Sayın Üstü Karşı'ya soralım. Üstü Bey, evet. Turna kuşunu gördünüz mü Andırın coğrafyasında? Bu benim bahsettiğim tabii 50 sene öncesinden yüzyılların hikayesidir. Nerede mümkün? Kitaplarda ancak görebiliyoruz, fotoğraflarda ya da belgesellerde görebiliyoruz. Turna ile ilgili yazılmış çok şiirler var. Yani bizim eski Karacaoğlan'dan, Nadaloğlu'ndan bu yana kulağımdan. Birçok ozanlar turna ile ilgili. Yani bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, hasretlerimizi, kederlerimizi, acılarımızı turna kuşunun üzerinden betimleyerek dile getirmişlerdi. Evet diyor Sayın Üstü Karşı. Tabii Hüsnü Karcı'nın elinde çok güzel bir dergi var. Adı Tirşik Dergisi. Her ay bir konuyu gündemine alıyor, kapağından işliyor arkadaşlarımız. Fotoğraf çekiyorlar ve o konu gündeme getiriliyor. Bugüne kadar Tirşik Dergisi'nin kapağında çok farklı konular ele alındı. Benim bildiğim geçen bir sayısında Ağaca Dağı'nda yaşayan bir çocuğun hikayesi, onun fotoğrafı vardı. Halil, ona birazdan geleceğiz ama önümüzdeki başka bir sayısında Ağaca Dağı eteğindeki Turna Dağı'nın da tarihi ve güncel hikayesi de gündeme gelse çok iyi olacak düşünüyorum. Ne dersiniz Üstü Bey? Aslında bu değerleri hatırlatmak gerekiyor. Yani bizim bu dergi herkes görsün, şöyle bir elinize alın. Zoom yapabiliyor mu arkadaşlar? Evet. Böyle. Yok, herkes görüyor. Bakın şu an evet, karşımızda. Tamam. Ona biraz geleceğiz. Tirşik tabii, evet. O Tirşik'in özelliği de Sayın Misal Bey'e anlatacaklar uzun uzun. Evet, Tirşik Dergisi şu an Üstü Karşı'nın elinde ve orada bir çocuk resmi var. Onun öyküsü o coğrafyanın da bir hikayesidir. Onu evet, birazdan açıklayacağız. Evet arkadaşlar, hemen geçelim bu görüntüyü. Demir turna kuşlarının bol yaşadığı o Turna Dağı eteğinde bu kuşlar bugün yok. Ama oradan kalan fotoğraflar veyahut da o turnanın güzelliği yansıtan fotoğraflar tabii arşivleri geçmiş. Bakın, birbirini seven iki turna yan yana. Evet, bunlar bir şeye bakıyorlar. Bunlar dalgın, bunlar aşık. Evet, bunlar belki birbirlerine karşı şarkı söylüyorlar. Turna Dağı o coğrafyada
tarih boyunca hiç izlenmeyecek kadar önemli idi. Ama bugün Turna'da kuşu orada yok. Bir Turna Dağı ismi var. Evet, o coğrafyada Ağcadağ'ın eteğinde. Oraya gittiğiniz zaman göreceksiniz ama Turna kuşu bulamayacaksınız. Turna Dağı'nın hemen yanı başında, dağların bir arasında vade kalmış çok ilginç bir yer, Çığışar. Romalılar zamanında antik bir kent vardı. Oradan akarsu geçiyordu. O şehir savaşlar sonrasında bozuldu, taşları her bir yana savruldu. Sadece bir Çığışar ismi kaldı.